Eda, secondo posto, na chi sono, mi sconise da, secondo posto, na chi sono, yes, yes. Komitat, komitat. Siz şu meşhur komutan Zeydesiniz. Asker. Komutanım. Bu ne rezillik? Bırak o şeyi. Bırak! Bu disiplinsizliğinizin cezasını çekeceksiniz. Biraz eğleniyoruz ulan. Eğlenmekten mi yasak komutan? Hep sizi şu güzel sinir... Ne yaptın sen? Komutan. Affedersiniz. Çok özür dilerim komutanım, ben temizleyeyim. Gerek yok. Komutan. Gerek yok. Gerek yok. Bırak. Temizleyeyim. Bırak. Çok özür dilerim komutan. Kalbim yeri sas. Yarım saat sonra Çorakkapı mahzeninde ol. Kimsin sen? Kim olduğumu tahmin etmesen buraya gelmezdin kumandan. Yüzbaşı Yakup. Muhtemelen bütün İzmir'de aradığınız adam. İngiliz istihbaratının sana taktığı lakabı sonuna kadar hak ediyorsun Yakup. Tedbirli olmakta fayda var kumandan. Ben senin az çok kim olduğunu tahmin ettim de, sen benim buraya geleceğimden nasıl emin oldun? Çünkü Yunan ordusundaki gizli görevinizi Eşref Paşa'dan başka iki kişi daha biliyor Cevdet Bey. O iki kişiden biri benim. Diğeri kim? Mustafa Kemal Paşa. Kemal Paşa, Halide Edip'in Eşref Paşa'yı Milli Ordu'ya katılmaya ikna edeceğini düşünüyordu. Ama belakin durum beklediği gibi olmadı. Sizi kim vazifelendirdi? Mustafa Kemal vazifelendirdi. Eşref Paşa Halide Hanım'a Mustafa Kemal'e tabi olmadığını beyan etti. Sizin bu durumdan malumatınız var mı? Hayır, olmadı. Biz de öyle tahmin etmiştik. Kemal Paşa kayıp silahları bulması için İzmir'e Gürcü Salih'i yolladı. Ben bugün geldim. Sonra duydum ki bir başkası benim adımı kullanarak dolaşırmış. Gürcü Salih vazifesini yerine getirdi. Silahlar atan ulaşmak üzereydi. O sırada Eşref Paşa çıktı karşısına. Buraya gelirken yolumuzu kestiler. Silahları istedim. Size selam getirdim. Mustafa Kemal Paşa'da. Eşref Paşa elindeki silahları vermemek için Türkçü Salih ile bütün adamlarını katletti. Bundan malumatınız var mı? Hayır, bundan da olmadı. Bunu da tahmin ediyorduk. Vaziyet ortada. Yazık ki Eşref Paşa Mustafa Kemal Paşa'nın karşısında. Onun tasarruflarına itibarı yok. Yunan aldı başını gidiyor. Hani nerede Mustafa Kemal? Sağda solda nutuk atmaktan başka bir halt ettiği yok. İyi de siz beni nereden buldunuz? Nereden biliyorsunuz? İşte doğrusu. Biz de yeni öğrendik. Kemal Paşa beni Eşref Paşa'yı göz hapsinde tutmam için buraya gönderdi. Ben kendisini takip ederken tesadüfen sizinle buluştuğunu gördüm. Eşref Paşa Yunan ordusuna girmiş bir Türk subayıyla neden görüşürdü? Tek bir sebeple. Aslında o Türk subayı Eşref Paşa için çalışan bir casussa. Yunan cephaneliğini patlatan, Nazilli'deki zaferi tesis eden sizden başkası olamazdı. Şimdi size sorarım kumandan. Siz de Eşref Paşa gibi mi düşünürsünüz? Yoksa Mustafa Kemal Paşa'ya mı itimat edersiniz? Size cevabım aşikardır, Yüzbaşı. Mustafa Kemal Paşa'ya onun emrinde çalışmak istediğimi iletin lütfen. Ne vazife verirse yapmaya hazırım. Sizin vazifeniz binbaşı Cevdet.
Yunan üniforması taşımaya devam etmek ve Eşref Paşa'nın faaliyetlerini kontrol altında tutmak. Anadolu'da başlayan hareketle Batı cephesi arasındaki münasebeti temin etmek. Bu vazifeyi kabul ediyor musunuz? Şeref duyarım yüzbaşı. Biz de öyle tahmin etmiştik. Mustafa Kemal Paşa'dan. Muhterem Cevdet Bey, mukaddes milli gayemiz için ifa ettiğiniz gizli vazifeyi haber almış bulunmaktayım. Vazifenizi devam ve muhafaza eyleyerek davayı istiklalde sizi de bir ferdi mücahit olarak saflarımda görmeyi ve beraber çalışmayı temenni ettiğimi bilmenizi isterim. Bu vesileyle gösterdiğiniz gayret ve fedakarlığı bir kez daha takdir ve şükranla kutlar, Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetinizin devamını niyaz eylerim. Mustafa Kemal.